Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Doğanpınar Barajı'nın yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla sular altında kalacak olan Kaşyolu ve Belören köyü halkı büyük huzursuzluk yaşıyor. Baraj inşaatında kullanılan dinamitler evlerde büyük hasara sebep olurken çocuklarının bundan psikolojik olarak çok etkilendiğini ifade eden köy halkı bir an önce istimlak çalışmalarının yapılıp kendilerine gösterilecek yere taşınmak istediklerini dile getirdi. Burada dinamit atılıyor. Dozu yüksekmiş dinamitten gece 2'de 3'te evlerimizden bütün çatlaklar oluştu. Evlerde kalamıyor, evlerde oturamıyor. Oğuzeli ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olan iki köy sıkıntılı günler geçiriyor. Mezralarla birlikte yaklaşık 100 haneye sahip olan Kaşyolu ve Belören köyünde baraj inşaatı çalışmasında patlatılan dinamitler vatandaşların adeta korkulu rüyası oldu. Bazı köylerde evlerine kendi yöntemleriyle yaptıkları demirden güçlendirme çalışmalarıyla olası bir yıkımın önüne geçmeye çalışıyor. Bunlar çatlaklardan dolayı işte evimiz gitmesin diye binayı telle sarmışız. Ya. Dinamitten dolayı etkilenen. Hep evlerde var. Aynı çatlaklar mevcut yani her evde. Köylerinin baraj suları altında kalacağını dile getiren köy halkı, dinamitin dozunun yüksek olduğuna vurgu yaptı. Dinamitlerin evlerde deprem etkisi oluşturduğunu ifade etti. Ölçüm alındığını ancak hala bir işlem yapılmadığını dile getirdi. Uşaklar bütün köyde çocukları kaçışıyorlar. Evlerimiz bütün yarık. Gece 2'de 3'te evler bütün sallanıyor. Bunlara yetkililerden hiç bize bir ilgi gösteren yoktur. Yeni yerleşim yerlerine taşınmak istediklerini de belirten köy halkı bir an önce istimlak çalışmalarının gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Bir an evvel yerleşim yerlerimizin hazır olmasını istedik. Bu dinamit seslerinden herhangi bizler çok rahatsız oluyoruz. İşte bir an evvel örnek benim köyümüzün istimlak olmasını. Köylerin tapusu yok, yalnız köy ortak malı. Hani yetkililer gelse bir gün önce istimlağımızı yapsa. Yeni gidip yeni yuvalarımızı kursak.